Tekrar merhaba. Bugün MasterChem'in son yıllarda geliştirmiş olduğu en önemli takım yollarından birisi olan Dynamic Mill, yani dinamik frezeleme konusunu anlatacağız. Öncelikle bu dinamik frezelemenin mantığını anlamak için kısa bir video seyredelim. Bu videoda da göreceğiniz gibi MasterChem daha çok Dynamic Mill ile takım ömrünü uzatmayı hedeflemiştir. Burada eski yöntemlerle takım ucu çok takım ağzı yüksek olmasına rağmen bugün geleneksel yöntemle çok az bir kısmını kullanıyoruz. Burada da görüldüğü gibi sadece uç kısmını, yeşil kısmı kullanıyoruz. Aslında tüm kesme ağzı boyunu kullanabiliriz bu şekilde. Yine videoda görüldüğü gibi. Bunun için de tabii ki MasterChem'in dinamik frezeleme yöntemini kullanmamız gerekiyor. Burada takıma çok fazla yükler gelmemektedir. İşte bu klasik yöntem soldaki takım ağzı sadece, sağdaki de takımın tüm boyunu kullanabiliyoruz. Parçayı soyar gibi, yani bir kabuk soyar gibi işlediği için herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz takımda. Bununla ilgili şimdi MasterChem'e geçip bir uygulama yapalım. Bu uygulamada amacımız dinamik takım yoğunluğu frezeleme yöntemini anlatmak, bu takım yoğunluğu oluşturmak ve aynı zamanda yine eski yöntemle havuz boşaltma bir takım yoluyla da aynı parça işleyeceğiz ve bu her iki takım yoğunluğu karşılaştırıp karşılaştırma yapacağız, hangisinin daha avantajlı olduğunu görmek adına. MasterChem'imizi açtık. Buradan Dynamic Mill Part kısmına gidip buradan Dynamic Mill Stay Inside diye bir örnek dosyamız var. Bunu açıyoruz. Bu dosyayı açtıktan sonra üstten görünüş, önden görünüş, yandan, izometrik veya ekrana sığdırma, fit etme, F2 ile veya Alt F1 ile bunları klasik MasterChem'in bildiğimiz komutlarını kullanıp daha görsel hale getirebiliriz parçamızı. Bu takım yolu 2D yüksek hızlı high-speed takım yolunun altında dinamik frezeleme yöntemi. Komutumuzu açıyorum. İsterseniz öncelikle komutu açmadan önce iptal edelim. Hayır. Bunu bir isimde kaydedelim. Farklı kaydet. Mesela ne olsun? Dinamik frezeleme adında bunu yeni bir isimde kaydedeyim. Evet, şimdi açıyorum takım yolunu. 2D yüksek izleme, dinamik frezeleme ve isim otomatik olarak kaydettiğim isim geldi. Bu bizim NC dosya ismimiz aynı zamanda oluyor. Burada bakın bir zincir seçme menüsü çıktı karşımıza. Buradan işleyeceğimiz bölgeleri seçiyoruz. Zoomlayabiliriz mouse tekeriyle. Zincir seçimi zaten. Tıklıyorum. OK diyorum. Şu an işleyeceğim alanı belirledim. Fakat burada adalar var. Bu adaları da göstermek istiyorum. Yani kaçınma bölgeleri olarak gösteriyorum bu adaları. Bir tanesi bu olsun. Diğeri de bu olsun. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Şu an belirlemiş oldum. Ve karşımıza CAM sayfamız çıkıyor. Burada dinamik frezeleme otomatik geldi. Takıma gidiyoruz. Kütüphaneden takım ala gidiyorum. Bir 16'lık düz freze kullanalım. Bunun şeklini de görebiliyoruz tık tık yapıp. Evet, şimdi geldi. Buradan diğer parametreleri de istersek değiştiriyoruz. Bu arada tekrar siliyorum. Takımla ilgili bir şey göstermek istiyorum. Kütüphaneye gidiyoruz. Burada filtreleme de var, çok güzel. Filtrelemeye girip bakın hangi tip takım kullanacaksak, mesela düz face mill kullanacağız. Face mill'i seçiyoruz. Sadece onlar geliyor. Parmak frezeyi seçip sadece parmak freze geldi. Boşuna gereksiz parametre girerek zaman kaybetmiyorum. Bir tutucu seçiyorum buradan. Hangi tutucu uygunsa en basitini seçelim. Kesme parametrelerine giriyorum. Kesme parametrelerinde yanal postumuzu %45 veriyorum. Takım çapının yüzdesi değerlerini bunu yüzde, burada da görüldüğü gibi en maksimum yüzdeyi kullanalım. 500 yazalım. Mikro kaldırma mesafesini biraz arttırıyorum. Yani bu geri kaçarken veya girerken 10'da 5'ten girsin. Duvarlardaki paso 10'da 5 kalsın.
Dipteki paso 0 olsun. Bakın şekilde otomatik değişiyor zaten. Kesme derinliklerini girmeme gerek yok. Entry giriş giriş hareketini profil olarak seçiyorum ve emniyet mesafesi veriyorum. 1 milimden gelsin. Bu dalma açısı da 2 derece bir açıyla gelsin. Kalan paso yok şimdilik. Bunu da geçiyorum. Bağlama parametreleri dediğimiz yerde derinlik gireceğim. Derinliği bilmiyorsam gelip mouse'la tıklıyorum. Mouse'tan otomatik olarak alıyor. Eksi 9.525 gibi. Diğer parametreler tamamdır. Okey diyorum. Ve takım yolu otomatik olarak oluştu. Bunun simülasyonunu yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi. Ve işleme süresini de otomatik olarak gösteriyor. Bakın. Hızını arttırıp yavaşlatabiliyorum. Veya yakalayıp hızlandırıyorum. Evet, burada süreyi de gösteriyor. Veya yakalayıp mouse'la simülasyonu ileri geri alabiliyorum, bakın. Evet, burada 11 dakika 19 saniyelik bir işleme süresi çıkardı. Bakın burada köşelere geldiği için takımı sıkıştırıp da körletmesin diye, zarar vermesin diye takıma. Bu işler bittikten sonra orayı bir seferde değil, yukarıdan aşağı birkaç seferde dolaşarak iniyor. Bunu kendisi karar veriyor. Yani bir nevi akıllı bir takım yolu. Giremediği yerlere bu şekilde işliyor. Girdiği yerleri de burada gördüğümüz yöntemle işliyor. Bunu yine farklı simülasyonlarımız var bizim. Yeni simülasyonlarımız, Verify dediğimiz simülasyon yöntemi. Burada görebiliyoruz. Bakın. Burada parçayı gösteriyoruz. Suto gösteriyoruz. Tamam dediğimizde toolpad'i de gösterelim. Bu yöntemle de simülasyon yapabiliyoruz. Burada Verify'da daha sonra anlatacağız. CAD modelle işlenmiş parçayı da karşılaştırabiliyor. Diğer bir yöntemimiz de makine simülasyonu yapabiliyoruz. Makine simülasyonu bu normal şu an 5 eksen bir parçada işlenmiş olsun. 5 eksen bir parçada bunu görelim. Makine simülasyonu da bu şekilde çalışıyor. Fit ediyoruz. İzometrik görelim. Şöyle bir parça. Burada da makine üzerindeki bir çarpmayı görebiliyoruz varsayar. Evet, bu dinamik frezeleme yöntemiyle bir takım yol oluşturduk. Şimdi devam ediyorum. Ben eski yönteme geçiyorum. Havuz cep boşaltma. Öncelikle bunun alt T ile takım yolu çizgilerini görünmez hale getiriyorum. Takım yolu, cep boşaltma. Yine zincir yöntemi ile şunu seçiyorum. Bu arada diğer adaları da seçmem gerekiyor arasını işlemek için. Yine aynı takımı kullanıyorum. Aynı tutucuyu kullanıyorum. Kesme parametrelerinde 10'da 5 vermiştik. 10'da 5 veriyorum. Burayı 0 veriyorum. Kaba işleme yanal paso %45 kullanmıştık. %45 veriyorum. Giriş hareketi rampa yap diyorum. Emniyet 1'di. 2-2 yapsın bunu. Daha çabuk yapması için. Finish işlemi yok. Kesme derinlikleri 3-3 veriyorum. Finish olmasın. Bağlama parametreleri derinlik yine buradan mouse'la seçip veriyorum. Diğerleri tamamdır. Okey diyorum. Şu an takım yolunu üretti hemen. Buradan simülasyonu yapıp görüyoruz takım yolunu. Evet, bu eski yöntemle yapılan bir takım yolu. Burada da bakın 32 dakika çıktı. Bunun da isterseniz yeni Verify şeklinde simülasyonu yapabiliyoruz. Bakın kademeli olarak yaptı. Yani yaklaşık 3 pasoda sanırım. Yok, 4 pasoda girmiş oldu. Diğerinde tekrar yapıyorum. Burada 1 pasoda giriyor.
bir pasoda giriyor ve 11 dakika sürerken diğerinde simülasyonu yapıyorum. 32 dakika sürüyor. Neredeyse 3 katı bir fark var. Bu herhalde anlaşıldı. Neden böyle oluyor? Yüksek hızlı dinamik frezelemedeki espri, bakın burada yukarıdan aşağı kendine öncelikle bir yol açıyor. Rampa şeklinde. Sonra yol açtıktan sonra bakın yanal paso giriyor. Yanal paso. Hep %45'i ile, yani 16'lık takımı %45'i 7.2 milimetre paso vererek ilerlediği için takıma hep aynı şekilde yük geliyor. Ve böylelikle takımın tüm kesme ağzını veya parçanın derinliği boyunca olan kesme ağzını kullanıyor. Burada ise sıkıştığı için kademeli olarak iniyor. Bunu da akıllı bir şekilde yapıyor. Eski yöntemde neydi? Eski yöntemde bakın bakın buradan bir geçiş yaptı. Dolu malzemede siz böyle tüm boyda geçemezsiniz. Takıma çok yük gelir ve kırılır. Dolayısıyla mecburen kademeli paso vermek zorundayız. O yüzden de bu birinci kademe bittikten sonra bakın ikinci kademeye giriyor. Sonra üçüncü kademeye giriyor. Yani kademe kademe paso veriyor. Yani aralarındaki farkı bu şekilde görebiliyoruz ve buradan da dinamik frezelemenin bir nevi kabuk soyma yöntemi gibi az az paso alarak ilerlediği, daha hızlı ilerlediği ve daha yumuşak hareketler yaptığı, high speed hareketler yapması nedeniyle takımımızın ömrü uzun oluyor. İşleme süresi de burada gördüğünüz gibi 32 dakika yerine 11 dakikaya düşüyor. Neredeyse 3'te 1'e yakın. Böylelikle size büyük bir verimlilik, büyük bir avantaj sağlıyor. Makinenizin de işleme süreleri azalıyor. Hem de işi daha çabuk, rahatlıkla yetiştirebiliyorsunuz.